Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere araç motor temizliğinden bahsedeceğim. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hangi kısımların kapatılması gerekiyor? Nasıl temizlik yapılacak? Çok gerekli mi? Öncelikle ondan bahsedeceğim. Araç motor temizliğini çok zorda kalmayacaksanız yapmayın. Çünkü herhangi bir yağ kaçağının takibini yapacaksanız veya ne bileyim herhangi bir durumda bir kontrol söz konusuysa yapabilirsiniz. Ama onun haricinde aracın motorunun yıkatılmasını çok tavsiye etmiyorum. Özellikle benzinli arabalar için buji yuvasına veya beyine kaçan herhangi bir suda istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bir önceki videolarımı izlediyseniz ben o videolarımda aracın yağ kaçak giderecek demiştim. Ve etrafına da tabii birkaç defa yağ döküldüğü için, birkaç yerlere yağ döküldüğü için hem de yağ takibini yapmak için arkadaşlar temizlemek zorunda kaldım. Bunu da hem videoya dökeyim ki temizlemek isteyen arkadaşlarımız olursa motorun temizliğinin nasıl yapıldığını görsünler. Öncelikle arkadaşlar ben temizliğe başlamadan önce elektronik kısımların mesela alternatör dediğimiz şu kısımda bulunan alternatörün üzerini bir poşetle kapatacağım. Çünkü ona su gelmemesi gerekiyor. Onun haricinde işte beynimiz beyin bölümünde kapatabilirsiniz. Sigorta panelinin olduğu yer. Elektrik dağıtım panosu veya daha ileride gördüğümüz LPG beyni veya farklı beyinleriniz varsa onları kapatmanız lazım. Ayrıca şu kutunun altında buji ve bobinler olduğu için bobin kısmında da su gelmemesine özellikle dikkat etmeniz lazım. Bunun için gerekli olacak şey çok fazla basınç üretmeyen ama işiniz oldukça görebilecek sıcak su. Motorun alt kısmını da ve üst kısmını da tamamen bununla temizleyeceğim. Bir adet şöyle kurulama bezi. Eğer çok tavsiye etmiyorum ama şöyle parlatıcılarda kullanırsanız motor kısmınız parlayacaktır. Yani birçok temizlik firmalarının yaptığı işlem aslında bu. Biz de o zaman başlayalım, bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar evet temizlik işimiz bitti, kuruladık. Şimdi eğer siz yaptığınız zaman aracınız çalışmazsa muhtemelen bujileriniz veya bobinlerinizde su kaçmış olabilir. Bu konuda özellikle dikkat etmenizi kesinlikle öneriyorum. Tüm sorumluluklar size ait. O zaman bujilerinizi vesaire kurutmanız gerekecektir veya bobinlerinizi. O konuda özellikle dikkat etmenizi söylüyorum. Onun haricinde eğer şu an zaten benim motorum soğuktu, bu işlemi soğuk yapmanız gerekecek. Çok daha iyi olur. Suyum da sıcaktı. Yaklaşık 65-70 derece bir suyla yaptım. Motorun altını temizledim. Altını çok fazla size gösteremesem de yağ değişim sırasında altı da çok yağlıydı. Ve artık yağ kontrolüne geçebiliriz. Yaklaşık 1000 kilometre sonra yağ kaçak kontrolüne bakacağız. Eğer yağ kaçak gidericilerin etkisini merak ediyorsanız siz de diğer videolarımda bunu bulabilirsiniz. Evet bu şekilde motorumuzu temizlemiş olduk. Şimdi isterseniz çalıştırdıktan sonra bunun
bir miktar etrafındaki sularını kurumasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz ben marş yapayım, en azından bir çalışmasını görelim.